Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Makine mühendisliğine giriş dersine hoş geldiniz. Üçüncü dersimizin konusunu mekaniğin önemi ve temel statik bilgisi oluşturacak. Tabii bu dersimiz ikinci dersin devamı niteliğinde. Videoyu izlemeden önce www.hüseyingüner.com adresine girip buradan yazılı notları indirip çıktı alabilirseniz dersi izlerken size büyük yarar sağlayacaktır. Bir cisme etki eden kuvvetler mekanik altında incelenir, modellenir. Biz mühendisler için mekanik önemli bir bilim dalıdır. Biz mekaniği katı cisimler mekaniği, şekil değiştirebilen cisimler mekaniği ve akışkanlar mekaniği olarak 3 ayrı ana başlık altında inceleyebiliriz. Katı cisimler mekaniği statik ve dinamikten oluşuyor. Biz buna biraz sonra mukavemeti de dahil edeceğiz. Üzerine uygulanan kuvvetlerin dengesiyle duran cisim veya sabit hızla hareket eden cisim statik altında incelenir. Eylemsizlik kanunu ve Newton'un birinci kanunu statik için önemli bir kanundur. Ve biz bu kanunu geçen derste ayrıntılı olarak işledik. Dengelenmemiş kuvvetler bir cisme etki ederse ivmeli hareket başlar. Bu sefer dinamik altında incelememizi yapacağız. Newton'un ikinci ve üçüncü kanunu dinamik dersinde önemli iki kanun olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerden bahsediyoruz. Bunlar hakkında geçen ders kısa bilgiler vermiştik. Katı cisimler mekaniğinin diğer bir inceleme alanı mukavemettir. Malzemelerdeki gerilmeler, cisimlerdeki deformasyonlar, malzemelerin dayanımı mukavemet altında ayrıntılı olarak incelenir. Biz bir cisme ele aldığımızda bu cisme etki eden kuvvetlerin yönleri mertebesinde incelememizi yaparız. O zaman basınç, çekme, eğilme, kesme, burulma gibi çeşitli isimler altında cisimlerin dayanımını inceleyebiliriz. Cisimlerin üzerindeki kuvvetleri ve bu kuvvetlerin cisimlere etkilerini inceleyebiliriz. Basınç hakkında konuşmak gerekirse basınç kavramı daha çok akışkanlar mekaniğinde geçiyor. Biz katı cisimler mekaniğinde basınca gerilme diyeceğiz ve gerilme altında inceleyeceğiz. Statik, dinamik ve mukavemetten çok kısa bahsettik. Arkadaşlar size bir araştırma konusu veriyorum bu aşamada. Bir vincin çalışma prensibini statik ve mukavemet altında ayrıntılı araştırınız demişim. Biz mühendisler araştırmayı severiz ve araştırdıkça öğreniriz. Lütfen siz de bu konuda bir rapor hazırlayıp dosyanıza koyunuz. Biz bu dersimizde daha çok statik üzerinde duracağız. Mekanik altında inceleme yapabilmek için koordinat sistemlerinden yararlanmak gerekmektedir. İnceleyeceğimiz koordinat sistemi ise kartezyen geometriden oluşacak. Bu ders kapsamında x, y, z eksen takımını i, j, k birim vektörleri altında inceleyebileceğiz. Herhangi bir kuvveti A olarak gösterirsek bu A kuvvetini vektörel veya skeler olarak gösterebileceğiz. Bu konuda da geçen derste bazı bilgiler vermiştim. Tabi birim sistemimiz her zaman SI birim sistemi olacak. Ders 1'de de SI birim sistemini ayrıntılı olarak anlatmıştım. Bütün dersler birbiriyle bağlantılı olarak izlenebilirse ve sırayla izlenebilirse dersi anlama bakımından size faydalı olur. Evet, kuvvetler dedik. Kuvvet büyüklüğü ve yönü olan bir kavram. Biz kuvveti örneğin burada F eşittir 25 Newton'luk bir kuvvet almışız, vektör olarak göstermişiz. Bu kuvvetin x eksenine ve y eksenine iz düşümlerini Fx ve Fy dersek ve bu kuvvetin yatayla x eksenine yaptığı açıya teta dersek bu çerçevede hem büyüklük hem yön olarak incelememizi sürdürebiliriz. Gördüğünüz gibi teta açısının yönü bizim için önemli. Burada pozitif yönü göstermişiz. Kuvvetleri aynı doğrultu üzerinde kuvvetler, kesişen kuvvetler, eş düzlemli kuvvetler olarak birkaç şekilde inceleyebiliriz. Aynı doğrultu üzerindeki kuvvetler gördüğünüz gibi F1 ve F2 kuvveti var. Bunlar aynı yönde veya ters yönde olabilir ama aynı doğrultu üzerinde olmaları önemli. Kesişen kuvvetleri de X, Y, Z koordinat takımında F1, F2, F3 kuvvetleriyle göstermişiz. Bu üç kuvvet bir noktada kesişiyor. O zaman adı kesişen kuvvetler oluyor.
X-Y düzlemi gibi iki boyutlu bir düzlemde iki veya üç kuvveti ele alırsak, bunlara da eş düzlemli kuvvetler diyeceğiz. Bir de bunların birleşimi kesişen ve eş düzlemli kuvvetler var. Burada F1 ve F2 kuvveti hem kesişiyor hem X-Y düzlemi üzerinde yer alıyor. Eş düzlemli ve kesişen kuvvetler. Kuvvet hesaplarını yaparken birkaç önemli eşitliğimiz var. Bir kere biz vektörel veya skaler olarak çalışabiliriz demiştik. Bu F kuvvetini Fx ve Fy, x ve y düzlemlerine veya eksenlerine, izdüşümlerine alarak inceleyebiliriz demiştik. Fx kuvveti F çarpı kosinüs teta eşit olacak bu çerçevede. Fy kuvveti ise F çarpı sinüs teta eşit olacak. Bize hem geometri hem trigonometri lazım olacak. Bu çerçevede hesaplarımızı yapacağız. F kuvvetinin sayısal değerini de Fx kare artı Fy karenin karekökünü alarak elde edebileceğiz. Teta açısı da tabii ki arc tanjant olarak bakarsak Fy bölü Fx'e eşit olacak. Bir tane örnek yapalım. İki boyutlu kesişen eş düzlemli kuvvet sistemini ele alalım. Bu sisteme ait bileşik kuvveti R'yi hesaplayalım. Arkadaşlar F1 kuvveti, F2 kuvveti ve F3 kuvveti iki boyutlu bir düzlemde x ve y eksenleri tanımlanarak verilmiş. Aradaki açılar hakkında da bilgiler verilmiş. F3 kuvvetinin üstüne bir üçgen yerleştirilmiş ve 2 ile 4 birimsiz sayıları gösterilmiş. Yani bu sayılardan, bu üçgenden yararlanarak alfa açısını da bulabileceğiz. Evet, ne demişiz? F1 kuvvetinin yatayla yaptığı açı artı 30 derece. Bakın o yöne biraz önce dikkatinizi çekmiştim. Artı 30 derece olarak F1'in açısını alacağız. F3 kuvvetinin yatayla yaptığı açı hesabı, işte üçgen bilgisi verilmiş. Buradan alfayı tanjant alfa olarak alırsak 2 bölü 4, oradan alfa 26.536 565 derece çıkıyor. 26.565 derece alfa açısı olarak alacağız. İncelememizi biz beta açısı çerçevesinde yapacağız. Çünkü x ile yaptığı açı bizim için önemli. Alfa artı beta 90 derece ise betayı biz 63.435 derece olarak buluruz. Yani F3 kuvvetinin yatayla yaptığı açı eksi 63.435 derece olacak. Çünkü açının yönü, x ile yaptığı açının yönü bizim için önemli. Burada F2 kuvvetinin yatayla yaptığı açı da artı 180 derecedir. Onu da dikkatinize sunarım. F2 kuvvetinin yatayla yaptığı açı 180 derece, artı 180 derece. F3 kuvvetinin yatayla yaptığı açı eksi 63.435 derece. F1 kuvvetinin yatayla yaptığı açı ise artı 30 derece olarak alınacak. F1 kuvveti 86 Newton olarak verilmiş. Bunu x bileşeni ve y bileşenini bulalım. F1x 86 Newton çarpı kosinüs teta'dan 74.48 Newton olarak bulunur. Y bileşeni için F1y 86 Newton çarpı sinüs 30'dan 43 Newton olarak bulunur. F2'ye gelelim. 58 Newton olarak sayısal değeri verilmiş. F2x yani x bileşenini 58 Newton çarpı kosinüs 180'den eksi 58 Newton. F2y kuvveti zaten verilmemiş burada ama F2y'yi 58 Newton sinüs 180 ile çarparsak zaten sıfır olarak elde ederiz. F3 kuvveti 72 Newton. Biz bunun x bileşenini 72 Newton çarpı kosinüs eksi 63.435'ten bulacağız. 32.2 Newton olarak. Ama arkadaşlar bir matematik bilgi de verelim. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için kosinüs için beta'nın artı eksi olması fark etmiyor. Ama biz burada yine eksi 63 olarak eksi 63.435 olarak alıp hesabımızı yapalım. Y bileşeni F3 kuvvetinin 72 Newton çarpı sinüs eksi 63.435 derece. Bu da eksi 64.4 Newton olarak elde ediliyor. Sinüsçü fonksiyon olmadığı için zaten eksi işaretini kullanmak durumundayız. Evet, biz bileşik kuvvetleri bulacağız. Önce x'e ait bileşik kuvvetleri bulalım. Rx olarak gösterirsek toplam Fx'leri alacağız. 74.48 eksi 58 artı 32.2 eşittir 48.68.
X bileşeni için bileşik kuvvet olarak elde edilir. Y bileşeni için bileşik kuvvet aynı şekilde eksi 24.4 N olarak elde ediliyor. Ry'yi de veya toplam Fx'i de bu şekilde hesaplamış olalım. Bizden bileşik kuvvet isteniyorsa R'yi Rx kare artı Ry karenin karekökü olarak devreye almamız gerekiyor. Buradan R 53.2 N çıkıyor. Peki bileşik kuvvetin x ekseniyle yaptığı açı, o zaman tanjant eksi 21.4 bölü 48.68'i alırsak, yani tanjant Fy bölü Fx'i alırsak, tetrare açısını da eksi 23.7 derece olarak elde ederiz. Bunu grafiğe taşıyalım. Evet, gördüğünüz gibi tetrare açısı ve R bileşik kuvveti x-y düzleminde de bu şekilde gösterilebilir. Vektör olarak yazmak istiyorsak 48.68 i birim vektörü eksi 21.4 j birim vektörü olarak da yazabiliriz. Moment yine önemli bir konu. Statik dersinde olsun, diğer derslerde olsun momentle her zaman karşılaşacağız. Bir kuvvetin bir cismi herhangi bir eksen etrafında döndürme etkisine biz moment diyoruz. Ve moment kullanımında, moment eşitliklerinde, hesabında moment kolu bizim için çok önemli. Moment kolunu biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Bu çerçevede arkadaşlar bir araştırma konusu daha. Sağ el kuralını bir araştırın. Makine mühendisindeki önemini öğrenmek üzere bir sağ el kuralı hakkında da bir kısa araştırma yapınız. Arkadaşlar biz momenti anlatmaya devam edelim. A noktası mafsallıysa, yani A noktası etrafında bir döndürme etkisi oluşturabiliyorsak o noktaya biz mafsal noktası deriz. Ve bu döndürme etkisine sahip noktalar için moment alınır. Bu F kuvveti sonuçta A noktası etrafında bir çubuğu döndürmeye çalışacak. A noktasına göre moment alırsak bu F üstü çarpı D demişim. Ve birimi de Newton metre olarak yazmışız. Momentin birimi Newton metre. Ve gördüğünüz gibi kuvvet bizim çubukla herhangi bir açı yapıyorsa biz çubukla 90 derece yapan F üstü kuvvetini ele alacağız. Buradaki F üstü kuvveti tabii ki F kuvveti çarpı sinüs alfaya eşit olacak. Bir de bu F üstü kuvvetiyle A noktası arasındaki uzaklık bize lazım. Yani moment kolunu anlatacağız demiştik. Moment kolu şekilde gösterildiği gibi F üstü dikey kuvvetine olan uzaklık olarak ele alınacak. Biz her türlü hesabımızı arkadaşlar katı cisimler mekaniğinde olsun, akışkanlar mekaniğinde olsun serbest cisim diyagramını kullanarak yapacağız. Burada serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden bazı kuvvetler gösterilmiş. Onları bir inceleyelim. Örneğin sürtünmesi düzeyde bir küre veya silindir elemanı bulunsun ve anlık olarak şu anda statik dengede ise biz bunun kuvvetleri nasıl inceleyebiliriz bakalım. Bir kere bu kürenin merkezini M olarak işaretlemişiz ve nokta olarak göstermişiz. Bu noktaya doğru sürtünmesi düzey bu cisme bir kuvvet uygulayacak. Tabi etki tepki gereği. Kürenin yüzeye uyguladığı kuvvet ve yüzeyin küreye uyguladığı kuvvet eşit olacak. Yine üçüncü şekilde bunu F eşittir W üstü çizgi olarak göstermişiz. Yani serbest cisim diyagramı bu iki şekilde olabilir. Kuvvetleri, cismin üstündeki kuvvetleri güzelce göstermemiz gerekir. Biz bu küre için ağırlığını da göstermişiz. O yer çekimi ivmesi doğrultusunda olacak. Ama sürtünme yüzey yataylı bir açı yaptığı için bu açıya bağlı olarak ki onu alfa olarak göstermişiz yataylı yaptığı açıyı. Bu açıya bağlı olarak hem gösterimimizi hem hesaplarımızı yapmak durumundayız. Örneğin tavana bağlı bir cisme ele alalım. Bir iple bağlı. Bu ip üzerinde bu cisim bir gerilme oluşturacak. Bir kuvvet oluşturacak. Onu da F olarak göstermişiz. Yine bu cisim homojen bir cisimse tam ortasında bir merkezi var. Bu çerçevede F kuvvetini ve ağırlık W'yu gösterebiliriz. Eğer açılı bir tabana bağlı cisim varsa ve bu bağlantı noktası da tam merkezde değil de biraz üzerinde ise yine serbest cisim diyagramında F1 ve F2 kuvvetlerimizi
şekilde gösterildiği gibi modelleyebiliriz ve ona göre hesaplarımızı yapmamız gerekiyor. Serbest isim diye arama önemli. Ders 2'de üzerinde durduk. Burada da tekrar etmiş olalım. Arkadaşlar, bu dersi de ağırlıklı olarak statik üzerinde oluşturdum. Yani statikte denge çok önemli ve dengenin sağlanması için bir kere x ve y eksen takımındaki koordinatları, eksen takımındaki kuvvetlerin toplamının sıfır olması lazım. Yani toplam fx eşit sıfır, toplam fy eşit sıfır olması lazım. Bu bize kuvvet açısından bir dengeyi sağlıyor, statik dengeyi sağlıyor. Ama bunun yanında momentlerin, toplam momentlerin de sıfıra eşit olması lazım. Dengenin sağlanması için 3 önemli kural. Örnekle devam edelim. Burada bir kirişi veya bir çubuğu ele alalım. Bu statik dengede olsun. Zaten şu anda statik denge altında dersimizi işliyoruz. A noktası mafsallı, yani o nokta etrafında bir dönüş hareketi sağlayabiliyor. B noktasında ise bir silindir var ve çubuk bu silindirin üzerine oturtulmuş olsun. Çubuğun üzerinde iki tane kuvvet var. Bir tanesi 24 kN, bir tanesi 12 kN. Ne demişiz? Mafsal noktasındaki ve silindir noktasındaki reaksiyon kuvvetlerinin bulunması. Yani RA ve RB'yi bulalım. Serbest isim diyagramıyla başlayacağız. Bir kere mafsal noktasında bir dönüş hareketi varsa burada AX ve RA kuvvetleri, yani X eksenindeki ve Y eksenindeki kuvvetleri ele alacağız. Ama bir silindir üzerine oturuyorsa bu çubuk, orada bir tek RB kuvveti ele alınacak. Kirişin bir ağırlığı da olacak. Burada ağırlık hakkında veya kirişin kütlesi hakkında bir bilgi verilmemiş. Ama bunun olduğunu bileceğiz. Verilmemişse ihmal edeceğiz. Diğer kuvvetleri de serbest isim diyagramında göstermişiz. Toplam Fx'ler 0'a eşit olacak. Burada bir tane Ax kuvveti var. O zaman o 0 olacak. Zaten X yerinde etki eden bir kuvvet yok. Yani Ax'i göz önüne almayacağız. Statik denge durumunda. Toplam Fy'ler 0'a eşit olacak. Burada birkaç tane kuvvet var. Ra var, Rb var. İhmal etmezsek kirişin ağırlığı var. 12 kN var ve 24 kN var. Yönlerine göre artı ve eksi işaretlerini koyarak toplam Fy'yi bulacağız. Sıfıra eşitledikten sonra Ra artı Rb 36 kN olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda elimizde iki tane bilinmeyen var. Zaten bizden bu iki değer isteniyor. O zaman son başvuracağımız yol moment olacak. A noktasına göre, mafsal noktasına göre momentleri alıp toplayıp sıfıra eşitlersek RB kuvvetini bulacağız. Arkadaşlar bakın, 12 kN ama işareti, yani bu A noktasını aşağı doğru döndürüyorsa eksi demişiz. O zaman eksi 12 kN çarpı 3 metre. Aradaki dikey uzaklık, şekil üzerinde uzaklıklar verilmişti. 24 kN da aşağı doğru döndürüyor. Yine başında eksi var ve aradaki uzaklık 6 metre. RB ise yukarı doğru döndürüyor. O zaman RB çarpı dikey uzaklık 12 metre olarak ele alınacak. Buradan RB'yi 15 kN olarak buluruz. Artı bulduğumuz için başlangıçta serbest isim diyagramı üzerinde gösterdiğimiz yön doğru, yukarı doğru Y yönünde, artı Y yönünde bir etken kuvvet. Elimizde bilinmeyen tek RA kaldı. RA'yı ise artı 21 kN olarak buluyoruz. Bunun da yönü artı Y yönünde. Arkadaşlar, dersimizi bitirmeden önce bir örnek daha yapalım. Yine bu örnek yazılı olarak www.hüseyingünaran.com'da var. Yani şekli var. Bu şekli indirip önünüze koyarsanız videoyu izlemek daha kolay olur. Evet, yine bir çubuk var. Ucunda 17 kilogram kütlesinde bir kuvvet var. Bunu kuvvete çevireceğiz biraz sonra. A noktası mafsallı. Yine A noktasının reaksiyon kuvvetleri soruluyor. Bunun yanında bir kabloyla bizim çubuk bağlı ve bu kablodaki gerilme kuvveti soruluyor. Tamam. Bu hesaplamaları yaparken bize teta açısı lazım olacak.
verilen sayısal değerlerden hemen teta'yı saptayabiliriz. Tanjant teta 1.72 bölü 3.50. Buradan teta'yı 26.17 derece olarak bulmuşum. Bu teta bize lazım olacak. Bizim için serbest cisim diyagramı önemliydi. Hemen bu soruyu serbest cisim diyagramına taşımışız. B noktasında tamam 17 kilogram var. Bunu kuvvete çevireceğiz biraz sonra. A noktası mafsallı. O zaman AX ve AY kuvvetleri var. Yani yönü ben şimdilik bu şekilde tayin etmişim. Ama sonuca göre artı ve eksiye göre yönü belirleriz. Yine T olarak bu halatı, bu ipi çeken halatta oluşan bir gerilme kuvveti var. T'yi de TX ve TY olarak iki bileşene ayırmışız. Tamam. Sistem dengede ise toplam Fx'ler 0'a eşit olacak. Elimizde X yönünde iki tane kuvvet var. AX ve TX. Bunlara eksi X yönünde gösterdiğimden dolayı eksi AX eksi TX eşittir 0. Yani AX eşittir TX'in tersi yönünde olacak. Toplam F'ye kuvvetleri eşittir 0. Baktığımızda birkaç tane Y yönünde kuvvet var. Evet, T'ye, A'ya ve 17 çarpı 9.81 metre bölü saniye kare. Yani 17 kilogram çarpı 9.81 metre bölü saniye karelik burada bir ağırlık da var. Newton biriminde onu belirlemiş olduk. T'ye artı A'ya eşittir 166.77 Newton olarak elde edildi. Denge durumunda toplam momentleri de sıfıra eşitleyeceğiz. Zaten A noktası mafsallı olduğu için A noktasına göre moment alacağız. O zaman 17 kilogramlık kütleyle başlamışız. Bu aşağı doğru A noktasını zorladığından dolayı eksi 17 kilogram çarpı 981 metre bölü saniye kare, yani 166.77 Newtonluk bir ağırlık var. Bu ağırlığın mafsal noktasına olan uzaklığı, dikey uzaklığı, şu uzaklık, yine şekil üzerinde o vardı, 3.5 metre artı TX var. TX ve dikey uzaklık yine şekil üzerinde vardı, 1.72 metre. Bütün bu değerleri eşitliğin içine yerleştirdikten sonra burada bir tane sadece TX bilinmeyeni var. TX'i 339.36 Newton olarak elde ederiz. Denge halinde toplam Fx, toplam Fy ve toplam momenti aldık. Hepsini sıfıra eşitledik ve buradan Tx'i bulabildik. Artı çıktı. Demek ki yönü doğru. Bulduklarımızı tekrar toparlarsak Ax eşittir eksi Tx bulduk. Tamam. T'yi artı A'yı eşittir 166.77 Newton bulduk. Ve Tx eşit 339.36 Newton bulduk. Bizden T isteniyor. Yani bu ipteki gerilme kuvveti isteniyor. O zaman açılardan yararlanarak bir işlem yapalım. Arkadaşlar teta açısı belli ve kosinüs teta Tx bölü T'ye eşit. Sinüs teta T'ye bölü T'ye eşit. Buradan Tx'i çekersek Tx T çarpı kosinüs teta. Yani T çarpı kosinüs 26.17 derece. Elimizde Tx kuvvetinin sayısal değeri var. O zaman bizden istenen T gerilmesi 378.12 Newton olarak elde edilir. T'yi de kolaylıkla bulabiliriz. T'yi bulduktan sonra T'de aradaki açının sinüsünü alacağız. Ve T'de 166.76 Newton olarak hesaplanabilir. Yukarıda T'ye artı A'ya eşittir 166.77 Newton eşitliğimiz vardı. Bu eşitlikten yararlanarak A'yı buluruz. Bakın dikkat, T'yi 166.76 Newton bulmuşuz. Burası da 166.77 Newton. Yani yuvarlama hatalarından dolayı arada çok ufak bir fark var. Bu fark dediğim gibi yuvarlama hatalarından, yani A'ya 0. Sadece burada T'ye kuvveti var. A'yı bu eşitlikten 0 olarak elde ederiz. Tekrar arkadaşlar şeklimize bakarsak sisteme etki eden bir A'yı kuvveti yok.
AX kaldı elimizde. AX eşittir TX'ti. Sonuç olarak yani kuvvetin negatif olmaz. Sadece o negatif yönü gösteriyor. O zaman AX, başlangıçta seçtiğimiz AX yönü yanlışmış. Doğrusu artı X yönünde olacak ve değeri de 339,36 Newton olacak. Arkadaşlar, statik altında, statik denge altında çeşitli problemleri alıp irdeledik. Bunlar makine mühendisliğine giriş dersi için önemli problemler. Statik olarak bu kadar şu anda bilseniz yeter. Ayrıntısını zaten statik dersinde ele alacaksınız. Evet, ders 3 bitti. Dersler 4'te görüşeceğiz. Ama ders 4'ün hazırlanması için benim motivasyona ihtiyacım var. Termodermik kolaydır kanalına abone olursanız ders 4'ü de hazırlayabilirim. Ders 4'te görüşmek üzere.